Merhaba efendim, ben Melda Yücel Kocaer. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte pandeminin o kontrollü düzenli hayatı içerisinde hayatımız bizim elimizde diyoruz. Mesajın altını bir kez daha çiziyoruz. Merhaba dedik. Hocam merhaba. Merhaba. Son derece önemli bir süreçteyiz. Koronavirüsle mücadele dediğimizde bir şöyle nerede olduğumuzun fotoğrafını çekelim. Sizin Osman Müftüoğlu'nun reçetesinde de altına ekleyelim. Çok kritik bir noktadayız. Siz de bunun altını çizdiğiniz yazınızda da. Her 4 vatandaşımızdan biri hala aşıya uzak. Nasıl yakınlaşabilir dediğimizde, nasıl aşılama oranı artabilir dediğimizde önümüzdeki engel nedir? Hem 4 vatandaşımızdan birine sadece 2 aşıyı yapabildik, onu bir altını çizelim. Hem de 4 vatandaşımızın biri aşının değil ikisi birini bile istemiyor. Dolayısıyla kritik bir noktada olduğumuz kesin. Ve eğer böyle giderse özellikle aşısızları vuran bir 4. dalga sonbaharda gelecek. Yani bizim ilk baharımız olması beklediğimiz sonbahar, sonbaharda olmaktan çıkıp kışa dönebilecek. Bunu bilelim. Eğer bu inadı sürdürürsek, bu dikkatsizliği sürdürürsek başımız fena halde belaya girecek. Çünkü ilgililer artık yeterince ilgisini kaybettiler. Bilgisizler ilgili olmaya başladılar. Bu bilgili olan ama aslında bilgileri ilim adamlığından ziyade, o yazımda da altını çizmiştim, film adamlığına çalışan, rol kapmaya çalışan, rol kapıp öne çıkmaya çalışan bir sürü sakat zihnin yanlış uyarılarıyla karşı karşıyayız. Maskeyi, mesafeyi, hijyeni devam ettirip bir an önce aşılanarak devletimizin bizim önümüze koyduğu bu olağanüstü fırsatı, bu altın fırsatı değerlendirmek varken oturmuş aşılanalım mı, aşılanmayalım mı gibi hiç lüzumsuz bir alanda zaman tüketiyoruz. Bunu entelektüel olanlarımız da yapıyor işin. Kötü taraf o. Dün ben bu yazıyı yazdıktan sonra tıbbi metinler tercüme ettiğini söyleyen bir hanımefendiden uzunca bir e-mail aldım. E-mail bir neredeyse benim gazetedeki baş yazıya verdiğim emekten daha fazla emek verilerek yazmış bir e-maildi. Ama ünlü bir Amerikalı düşünürün çok önemli bir saptaması var. Diyor ki o düşünür, eğer bir ülkede sağlığı ve siyaseti, taksi şoförleri beni yanlış anlamasınlar ve berberler anlatmaya devam ederse o ülkede sağlık da siyaset de yerine gelmez. Şuraya getirmek istiyorum. İlgisiz insanların bilgili gibi davranmalarını artık üzülerek izlemek istemiyoruz biz. İkincisi bilgili insanların daha çok konuşmaları ve meydanı boş bırakmamaları gerekiyor. Böyle bir dönemdeyiz. Onun için kritik bir virajdayız, kritik bir dönemdeyiz evet. Diye altını çizdim. Şöyle bir şey var aslında, etrafımızda, çevremizde ya da birebir çalıştığımız arkadaşlarımız arasında ısrarla aşı yaptırmayanlar, karşıt olanlar var. Çalışma hayatının içerisinde pek çok düzenlemelerden de bahsediliyor. Dünyada da yapılıyor. İçeride de TESK'in bir açıklaması vardı. Şuraya gelmek istiyorum. Aşı karşıtlarıyla ya da kararsızlarıyla nasıl konuşmalıyız? Nasıl iletişime geçmeliyiz? Yani doğru noktada buluşmak gerekiyor bir şekilde, bu eğer pandemi ise. Karşıtlarla konuşmanın ne kadar gerektiği kanaati bende çok net yok. Yani ben aşı karşıtıyım diyen bir kişiyle konuşmanın bir gereği yok. Aşı kararsızlarına saygı duymak lazım. Nedeni şu, evet bu aşılar çok hızlı geliştirildi. Ve bu salgın başından beri bazı çevreler tarafından biraz böyle dikkatle izleniyor. Acaba çakma bir salgın mı, bilerek oluşturmuş bir salgın mı? Bunlara ikna etmek, bunlara bilgi, bilim, İlim, irfan ile yaklaşmak, şefkat ile yaklaşmak her zaman mümkün. Ama aşı karşıtlığı gibi bir yapıyla karşınıza çıkan insanların bile bedenlerinde ortalama 13 aşı var biliyor musunuz? Evet. Aşı karşıtım diyor, bravo. Tüberküloz aşısını olmuş, çiçek aşısını olmuş çoğu, tifoyu, boğulmacayı, kızamığı, kaba kulağı, su çiçeğini olmuş. Şimdi buna gelince ben karşıyım abi diyor. Çünkü biraz hem toplumda bir bölünmüşlük var hem de bölünmüşlük bir moda haline gelmiş durumda. Yapmamız gereken şey şu, süreci sadece sanatçılarımıza veya bilim adamlarımıza bırakmak yerine biraz daha siyasetçilerimizi, parti liderlerimizi, kulüp organizasyonlarını, futbol spor kulüplerinin başkanlarını, başka sevilen dini önderleri, inanç önderlerini falan daha çok
devrede tutmamız lazım. Çünkü bilim söyleyebileceğini söylüyor. Söyleyebileceğinin bundan daha fazlası yok. Bilim diyor ki size 2 kere 2 4. Siz hala hayır 5 hayır 3 diyorsanız orada o karşıtlığı yenmeniz mümkün değil. Yani aşı karşıtlığı demek bugün için bana göre dünya düzdür demek de aynı şey. Eğer bugün ortamında o gördüğü yuvarlağı hala dünya düzdür diye kabul edip düz bakıyorsa dünyanın küresel yapısına yapabileceğiniz bir şey yok. Ama yine bu işi itiş kakışa dönüştürmeden kesinlikle şefkatli, dikkatli, ilgiyle aşı karşıtlarının eline aşı kararsızlarını düşürmeden kazanmak lazım. %10'a, 12'ye, 13'e inebilir aşı karşıtlığı veya aşı yaptırmayanların oranı ki ben karşıtların oranının %10'u geçtiğini düşünmüyorum. Önemli bir bölüm kararsız. Kararsızlıkların nedenleri de daha çok İknaya açık nedenler, bilimsel nedenler söyleyeceksiniz. O nedenlerin her gün bir yenisi çıkıyor. Her gün bir yenisi çıkıyor. Onları anlatmamız lazım. Evet, doğru. Şimdi bir de tabii ki varyantları konuşuyoruz baştan itibaren sizinle. Pek çok isim altında varyantı konuştuk. Son konuştuğumuz varyant da Delta varyantı. Delta varyantının daha hızlı bulaştığını ve etkisini vaka sayılarında da görüyoruz. Ne kadar daha hızlı bulaşıyor? Bu nasıl bir risk? Delta varyantının iki temel özelliği var. Bir tanesi buyurduğunuz gibi daha hızlı bulaşması ve daha çabuk yayılması ve daha kısa bir sürede hasta etmesi. Ama ikinci bir özelliği daha var. Çok ağır hastalığa çok şükür yol açmıyor. Ancak bulaşma hızına baktığınızda normal virüsün ilk çıktığı dönemdeki R kas sayısı, R sıfırı yani hasta etme, başka insanları hasta etme ihtimali biri geçmiyordu. 1.2, 1.3'tü. Bu 4-5 civarında rakamı 7-8'e çıkaranlar var. Su çiçeğiyle kıyasladılar. Amerika'da bir yayın yapıldı ama su çiçeğinin kas sayısı bilim kadarıyla 10-12 civarında, çok daha yüksek. Kızamıkta 18 civarında. Yani bir kızamıkta 18 kişi hasta ediyor. Ama bu delta virüsü, virüsün ilk formatından farklı olarak bu yeni varyant bir hasta yakalandığı zaman 4 kişiye bunu bulaştırabiliyor. 5 kişiye, hatta 6 kişiye çıkabiliyor. Evet, son derece önemli. Yaşadıkça virüs, toplumsal bağışıklık gerçekleşmedikçe de varyantlar farklı isimlerle karşımıza çıkabiliyor. Evet, onun için çok çabuk aşılanıp süreci çok çabuk kontrol altına almak, toplum düzeyindeki genel bağışıklık oranı yani hastalığı geçiren ve aşılananların yani hastalığa karşı bağışıklık kazananların toplam miktarını %65-70'lerin üzerine bir an önce çıkarmak mecburiyetimiz var. Evet, son derece önemli. Şimdi bizi izlerken COVID tedavisinde olanlar da olabilir. Nasıl bir tedavi uygulanıyor diye sorgulayanlar da olabilir. Biz bir başlık altında toparlayalım, suyla devam edelim. Yaşam kaynağı deriz ya. COVID tedavisinde mesela ne kadar su içmeli? Bununla başlayalım, sonra su içmenin anayasasına doğru ilerleyelim. COVID'e özel bir su içme yasası yok. Ama su bağışıklığın vazgeçilmezlerinden biri. COVID hastası olsanız da, COVID'den korunmak isteseniz de ilk yapacağınız şeylerden birisi ben yeterince su ihtiyacımı karşılayacak düzeyde kaliteli su tüketiyor muyum, güvenli su tüketebiliyor muyum? Burada üç nokta çok önemli. Bir, yeterli miktarda kaliteli, yani içeriği evet konuşuruz ve güvenli. Hı hı. Güvenlik en az suyun kalitesi değil ve mi miktarı kadar önemli. Kesinlikle. Şimdi hani COVID sonrası ne kadar su içmeli diye de soracaktım ama şu üç başlığı açalım isterseniz. Su içmenin anayasası deriz biz konuşuruz ama bu dönemdeki kadar da hiç önemli olmamıştı su içmek diyelim. Bağışıklığı güçlü tutmak adına. Susamayı beklemeden su içmeli. Ama evet, nasıl? Nasıl bir düzen içerisinde? O yeterli miktarla başlayalım isterseniz su içmenin anayasasına. Şimdi yaz mevsiminde olduğumuz için su meselesi biraz daha önemli. Özellikle çok sıcak bir dönemden geçiyoruz. Çok daha önemli. Çünkü su kaybımız çok daha fazla. Su ihtiyacımız her zamankinden biraz daha fazla. Su içmede birinci hatamız bizim. Günde 8 bardak su diye bir yuvarlak lafımız var. Yanlış değil. 10 bardak da olur. 12 bardak da olur. Ama o 8 bardağı günde 8 defa lıkır lıkır içmek, 4 bardağını sabah 4 bardağını akşam içmek şeklinde olmaması lazım. Birincisi şu. Günlük su ihtiyacınız sağlık durumunuza, yaşınıza, ortam iklim şartlarına göre değişir. Eğer dışarıdaki ısı ortalaması 35 dereceye yaklaşmışsa kaybedeceğiniz sıvıyı yerine koymak için tüketeceğiniz suyu arttırmanız lazım.
diğer taraftan çok terleyen bir iş yapıyorsanız ya da terleme sürecinizi artıran bir problemle baş başaysanız ya da bulantı, kusma, ishal gibi nedenlerle su kaybınız artmışsa miktarınız artacak. Ama prensip şu, benim ne kadar suya ihtiyacım var? Her bir kalori başına 1-1,5 mililitre civarında suya ihtiyacınız var. Yani sizin günlük kalori tüketiminiz 1800 kalori ise sizin günlük olarak mililitre hesabıyla 2000 mililitre yani 2 litre civarında suya ihtiyacınız kabaca. Ya da bunu başka bir metodu var mı? Var. Her bir kilonuz için ortalama 30 ile 35 mililitre su tüketmeniz lazım. Yine aynı noktaya gelirsiniz. 60 kiloysanız 60 ile 35 çarparsanız 2 litre yakın su tüketmek gerektiğinizi anlarsınız. Ancak suyu tüketirken suyu nasıl içeceğinizi bilmeniz lazım. Su içmenin de pek çok alanda olduğu gibi belli kuralları, hatta bana göre bir anayasası var. 1. Çok sıcak, çok soğuk içmeyin. 2. Sabah uyandığınızda ilk işiniz bir bardağa yakın suyu lıkır lıkır içmek olsun. Ama bu lıkır lıkır içerken birdenbire içmeyin. Hem normal gün içinde hem de sabah içtiğiniz o suyu yudum yudum için ve ağzınızda bir süre tutun. Ağzınızda tuttuğunuz zaman tükürük salgısını arttırırsınız. Tükürük salgısının artması demek tükürük içindeki sindirim enzimlerinin devreye girmesi, sonrasında yiyeceğiniz yemeğin daha kolay sindirilmesi anlamına gelir. Başucumuzda bir bardak su olmalı. Evet, sabahleyin kalktığınız zaman onu yudumlayarak güne başlamalısınız. Gece boyu su içenlerdenim ben mesela. Gece boyu su ihtiyacınız varsa, uyandığınızda su ihtiyacınız varsa ben de her gece ortalama 250 mililitreye yakın su tüketme ihtiyacım var ve tüketiyorum. Ama bunu hiç ihtiyaç duymadığınız zamanlar da var. Bundan 10 sene önce bu ihtiyacı, 15 sene önce ben hiç duymuyordum. Zamana göre değişiyor bu. İkincisi, suyu bütün bir gün içine olabildiği kadar yayın. Yani masanızda bir su kabınız, çantanızda veya cebinizde, etrafınızda bir su cihazınız, mataranız bulunsun. Ve siz o suyu gün boyunca yudumlayarak, bütün bir güne yayarak içmeye çalışın. 2. 3. Suyu çok sıcak veya çok ılık içmeyin. 4. Sorarsanız yanıtlarım, suyu zenginleştirerek içmeye gayret edin. Evet, not aldım. Zenginleştirin. Biraz sonra konuşalım. Biraz sonra, peki. 5. Suyu ayakta değil oturarak için. O çok önemli bir kural. Bunu da soracağım. 6. Yemeğin ortasında su içmeyin veya yemekte su içmeyin. Yemeğin hemen öncesinde de su içmemeye çalışın. Bunun tam karşıtını düşünenler var, saygı duyarım. Ama Osman Hoca'yı dinleyenler bu kuralı uygulamaya dikkat etsinler. Çünkü midenizi doldurursunuz, sindirim enzimlerinizi sulandırırsınız, hazmınızı zorlaştırırsınız ve yeme ritminizin içine değişik bir farklılık koymuş olursunuz. Ama yemekte su içmek yanlış mı? Hayır. Sen içmiyor musun hocam? İçiyorum ama içmemek için özellikle dikkat gösterdiğimi de belirtmek ihtiyacı duyuyorum. Su içerken dikkat edeceğiniz bir başka faktör de bütün suların formüllerinin aynı H2O'dan ibaret olduğunu bilmeniz lazım. Suyu zenginleştiren, yapısal kendi zenginliğini sağlayan suyun içindeki mineral yoğunluğudur. Bir su ne kadar mineralden zenginse o kadar sert sudur ve kaliteli sudur. Ama aynı zamanda alkali gücü fazla olan sudur. Özeti bu efendim. Evet. Özeti biraz açalım mı? Başlık sorularını da not aldım. Buyurun, memnun oldum. Şimdi su içmenin anayasası dediğimizde susamayı beklemeyelim, günü içine yayalım dedik. Yemekle birlikte su içmeyin. Siz dediniz ki başka düşünenler de var. Ben Osman Hoca olarak öncesinde tavsiye etmiyorum. Sindirimi zorlaştırıyor. Diyet döneminde kimi hekimlerin dikkat çektiği, hani fazla yemeyin, altlık yapın suyla yok gibi öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Su, hatta bunu biraz daha ileri götürüp soğuk su için o suyu mideniz ısıtmak için, mide ısıtmak için kalori harcar. Ya böyle şaklabanlıklar artık tarihte kaldı ve bu tip insanların artık bu alandan çıkmaları lazım. Buz yutun diyen doktor biliyorum ben. Niye buz yutun kardeşim? Mideniz onu ısıtmak için kalori yakar. Kaç kalori yakar? 3 kalori. Günde kaç kaloriye ihtiyacın var? 3000 kalori. Yapma, etme. Kaç buz yiyeceğiz? İnsanları böyle lüzumsuz işlerle meşgul etmeyin, gerek yok. Evet, yemekle birlikte su içmeyin. Arada ne kadar az o zaman içilirse, yani çocuklara da mı böyle öğretmek lazım? Masaya su bardağı koymamak mı lazım? Ben içmem mesela ama... Çocuklarla yaşlılar zaten susuzluklarını giderme konusunda riskli gruplardır. Çocuklar ihmal eder, yaşlılar unutur.
susuzluk hislerinin çoğu yaşlı farkına bile varmaz. Özellikle sıcak mevsimlerde evinizdeki kurda, kuşa dikkat ettiğiniz gibi. Çünkü o canlılara da dikkat edin. Onların da su ihtiyaçları için su kapları bulundurmayı ihmal etmeyin. Ama esas olarak yaşlı ve çocuklarını dikkatle izleyin. Su tüketmediklerine iyi bakın. Şunu bilmeniz lazım. Çoğu baş ağrısının arkasında, çoğu yorgunluğun arkasında, çoğu aşırı gıda tüketiminin açlık hissinin arkasında susuzluk vardır. Çoğu bedensel yorgunluğun arkasında, çoğu stresin arkasında, çoğu sindirim bozukluğunun, reflünün, gastritin arkasında su içmeyi unutmak vardır. Su bir ilaçtır ve dünyada Allah'ın bize, Yüce Allah'ın bağışladığı en kolay, en ucuz ve en etkili doğal besinlerden, ilaçlardan biridir. Evet, devam ettiğimizde suyu oturarak için dediniz. Bu bir inanç mı yoksa fiziksel tıbbi bir karşılığı var mı? Tabii ki inanç dünyasına saygı duyan bir hekimim ben ama işin inanç boyutunu inanç dünyasının önderlerine bırakmak lazım. Fakat bizim inancımız da yani bir Peygamber Efendimizin söylediği diye söylenir ki doğrudur. Evet. Oturarak su içmek tavsiye edilir. Ama bu tavsiye bizim sağlığımızı korumak için yapılmış bir tavsiye. Mesela aynı şekilde bizim dini önderimiz Peygamber Efendimizin sağ tarafınıza yatın, yan yatın dediği de söyleniyor. Bugünün tıbbı da sağa yatmayı size tavsiye ediyor. Aslında daha önce size tekrarlen söylüyorum. Geleneksel tıbbın tavsiyelerini daima göz önünde tutun. Birebir yapmayın. Geleneksel tıbbın tavsiyelerin içinde doğru olanlar kesinlikle çok fazladır ama o doğruları bilimle çok daha güçlendiren yeni tavsiyeler de var. Ama tamamen de geleneksel tıbbı elinizin tersiyle itip bir kenara bırakmayın. Oturarak su içtiğiniz zaman suyun midenizde kalma süresi artar. Suyun midenizi daha yavaş boşaltmasını sağlarsınız. Tokluk süreniz uzar biraz önce söylediğiniz mesele gibi. Hazmınızı daha kolay sağlarsınız ve suyu daha parça parça absorbe edersiniz. Yani bu bir anatomik zorunluluk ve kolaylık size sağlar. Evet, konuşalım. Suyu konuşmaya devam edelim. Nasıl zenginleştirmeli? Alkali deyince niye anlayalım? O sert su mu yoksa noktalarına adım adım gidelim. Başka konuları da konuşacağız tabii izleyicilerimizin sorularında ama kısa bir aranın ardından. Memnuniyetle. Geleceğiz efendim. Hayatın serinliğinde devam ediyor efendim. Manşete suyu çektik. Olmazsa olmaz dedik. Osman Müftüoğlu da dedi ki hepsinin formülü aynı ama içeriğine bakmak lazım, zenginleştirmek lazım, aşkı onun ötesine geçmek lazım. Nasıl geçelim? Nasıl zenginleştirelim dediğimizde içerisine mevsime göre meyveleri mi ekleyelim? Yoksa alkali denilen katkılar var tırnak içinde. Onlardan mı ekleyelim? Nasıl zenginleştirelim suyu? Bir kere suyu alırken içeriğine bir bakalım. Yani su aynen ilaç gibi düşünelim. Bakalım bunun içine ne kadar magnezyum var, ne kadar etiketini okuyalım. Kalsiyum var. Evet, etiketini okuyalım. Suyun magnezyum ve kalsiyum içeriği suyun alkali olma gücünü ve suyun kalitesini belirler. Bir suyun içerisindeki sodyum miktarı ne kadar fazlaysa, demir miktarı ne kadar fazlaysa o su o kadar problemli bir sudur. Magnezyumu kalsiyumu az olan sular içimi kolay sulardır, yumuşak sulardır ama faydası az olan sulardır. O zaman sert magnezyum, sert su, sert su, sert su. Sert su içtikçe kemikleriniz güçlenir, sert su içtikçe magnezyum kazanımınız artar. Kaslarınız, kemikleriniz, beyniniz, metabolizmanız size teşekkür etmek durumunda olur. Ama suyu alkalinize etmek için bazı cambazların yaptığı gibi İngiliz bilmem ne tozu, bikarbonat, alkali damla falan gibi bilmem ne böyle var biliyorsunuz ismi veremeyiz. Bir sürü cambaz, sağlık cambazı bunların eline düşmenize gerek yok. Suyu alkalinize etmenize gerek yok. Vücudunuz suyu siz düzenli alırsanız, alkali su alırsanız Allah bereket versin iyi olur. Ama şunu iyi bilin. Alkali olmayan su da iyi bir su da olabilir. Güvenlik alkali olmasından daha öncelikle gelir. Eğer bir suyun iyisini arıyorsanız önce imkanınız varsa güneşin altında saatlerce beklemiş plastik kaptaki suyu almayın. Çünkü plastik kaplardaki bir sürü plastik maddesi suyun içine giriyor. Ve mikroplastik dediğimiz büyük bir tehlike şu anda insanların en önemli tehditlerinden biri olarak gösteriliyor. İki, güneşin altında kaldığı zaman bu mikroplastik meselesi ve plastiğin içindeki
bisfenol dediğimiz madde suya daha fazla geçiyor ve bunun özellikle genç kızlarda erken püberteye yani erken adet görmeye, tüylenmeye, kıllanmaya ve bir sürü hormonal bozukluğa yol açtığını, ayrıca çocuk obezitesinin önemli tetikleyicilerden biri olduğuna dair elimizde tapu gibi bilimsel kayıtlar var. İmkanı olan olabildiği kadar plastik şişelerden su içmeyi zaten plastik kaplardan bıraksın. Plastik damacık kullanmasın. Mümkün olduğu kadar damacık plastik ise bile evinde bir temizlenmiş, her gün düzenli temizliği yapmış cam damacığı onu boşaltsın. O şekilde kullansın. Özellikle tavsiye ediyorum. İki, suyun güvenliği içeriği kadar önemli. Çünkü su mikroplarla özellikle kirlenmeye çok müsait olan bir gıda maddesi. O nedenle suyun temizliği konusunda, güvenliği konusunda, mikrop karışıp karışmaması konusunda özel bir hassasiyet göstermekte ben altını çizerek tekrar hatırlatma gereği duyuyorum. Evet, şimdi söyledikleriniz arasında da çok sormak istediğim nokta var. Mesela cam şişe ama işte günlük tükettiğimiz, şunu sorayım hemen aklıma gelmişken. Mesela evde çayı musluk suyuyla demleyenler var, içme satın aldığı suyla demleyenler var. Hiç fark etmez. Çay suyu kaynattığınız zaman suyun içinde hiçbir zaman mikrop kalmaz. O içme suyuyla yaptığınız şehir sularının da çoğu bence güvenli, onu bilirim. Öyle mi diyorsun? Çok güvenli. Ha, suyu arıttıktan sonra içmek işe yarıyor. Ama her markanın arıtma metodu farklı. Bu arıtma metotlarına göre de suların temizlik ve güvenliği farklı. Ama arıtacağım derken içine kimyasal koyanlar var. Evet. Uyanık olmanız lazım. O topa girmeyeyim ben. Ama çok pahalı olan reverse osmos dediğimiz bir yöntem var. Onu da evinize kurmanıza gerek yok. Bir sürü insan onu, benim bir kitabımdaki reverse osmos, yani ters osmos sistemi güvenli sistemdir, doğru. Ama bunu ticari olarak Osman Hoca tavsiyesi diye söylüyorlar. Buradan biz izleyenlere söylüyorum. Benim evimde reverse osmos sistemi yok. Gerek de yok. Ama arıtma cihazı kullanacaksanız o arıtma cihazının ne sistematiğiyle, hangi yolla arıtma yaptığına iyi bakmanız lazım. Arıtma cihazının arkasından size bazı arıtıcı kimyasallar satıp satmayacağından emin olmanız lazım. Ve onu üreten firmanın bilinen, tanınan, güvenli, yıllardır piyasada olan, yani sorumluluk sahibi bir markanın ürünü olduğundan emin olmanız lazım. Evinize televizyon alırken, evinize ne bileyim işte başka bir elektronik cihaz alırken nasıl dikkatli davranıyorsanız, su arıtma cihazı alırken de benim tavsiyem aynı dikkati gösterin. Ama suyu zenginleştirmek meselesi bana göre bir mutfak ustalığı, bir aşçılık kadar önemli bir iş. Ve bizim maalesef halkımız bu konuda biraz dikkatli değil. Altını çiziyorum ve üzerek vermek istiyorum. Benim ofisimde her gün kullandığım, Instagram paylaşımlarında her gün görülen sarı bir şişe var. En büyük merakları o. Buradan da söyleyelim. İçinde ne var? Limon var. Safran var. Azıcık tarçın var. Çok çok az miktarda da zerdeçal var. Suyu zenginleştirmek için içine ağzınızın tadına uygun her şeyi koyabilirsiniz. Nane. Zaman zaman toz zencefil koyuyorum. Evdeki suda biz maydanoz, nane, salatalık, aklınıza gelen çok şey kullanıyoruz. Çünkü o gıdaların içindeki suda eriyebilen doğal ingredientler, doğal şifa maddeleri, doğal terpenler, doğal flavonoller, doğal flavonoidler suyun içine geçiyor. Dolayısıyla suyun içinden siz bir nevi vitamin hapı alır gibi eczanedeki sudan onu içmiş oluyorsunuz. Tarçın koyduğunuz zaman başka bir şey kazanıyorsunuz. Sumak koyduğunuz zaman başka bir şey kazanıyorsunuz. Şöyle yapmak lazım o zaman. Zerdeçal koyduğunuz zaman başka bir şey bugün kazanıyorsunuz. Bugün ne yemek pişireyim gibi birazcık haftanın öyle, günlerine en azından bir sürahiyi tabii ki. zenginleştirilmiş kesinlikle, bir su halinde kesinlikle. Hazırlayabiliriz. Yani içine şeker ilave edilmeden zenginleştirilmiş su haline getiren, bunu paketli olarak yapan firmalar da başladı ve ben memnuniyetle bunu izliyorum. Hatta birisinin açılış törenine de katıldım, hoşuma gitti. Nedir o? İçine limon koyun, içine nane koyun, içine tarçın koyun, içine başka birçok şey ekleyebilirsiniz. Rezene koyun, zerdeçal koyun. Bu koyduğunuz her şey o suyu zenginleştirir. Yeter ki suyun içine şeker koymayın. Evet, o tadı hoşunuza gidiyorsa tat versin diye birkaç
Blender'dan geçtiğimiz şeftaliyi eritmiş koyabilirsiniz. Kavun koyabilirsiniz. Karpuz koyabilirsiniz. Dilimlenmiş olarak koyun. Sizin keyfinize bağlı ama suyu bir zenginleştirin. Evet. Su ahçılığı yapın, su ahçılığı. Yazın da serinleten bir içecek haline getirebiliriz. Evet. Bir şekilde. Soğuk çayda mesela zenginleştirilmiş bir su modeli. Tabii ki. Soğuk çayda zenginleştirilmiş bir su modeli. Soğuk çay dediğiniz şey de aynı şey. Suyla çayı karıştırıyorsunuz. Suyu bir epigallokateşin veya kateşin deposu haline getirip afiyetle içiyorsunuz. Ne kadar güzel. Evet, biraz önceki o damacana mevzuna dair bir şey daha sormak istiyordum. Şöyle bir inanış da var aslında. Büyük damacanalar değil, küçük pet şişeler daha sağlıklı gibi. Çünkü işte... Pet olan hiçbir şeye bana sağlıklı olduğunu anlatamazsınız. Ama orada bir tüyo verelim. Elinize alın o peti. Ne kadar çok gacır gucur ediyorsa o kadar sağlıksızdır. Ne kadar yumuşaksa, ne kadar ses fazla çıkıyorsa içindeki İnceyse. Koruyucu madde o kadar az, suya geçme ihtimali yüksek maddelerin oranı o kadar yüksek demektir. Aklınız olsun. Plastiğe dair önemli bir not. Peki. Devam ettiğimizde yumuşak içim su mu sert mi dediğimizde sert dediniz. Bunun da notunu almış olduk. Nasıl zenginleştirelim? Hep şöyle şeyler vardır aslında. Su içiyoruz çünkü işte cildimizin daha elastik, daha genç kalmasını istiyoruz. Böyle bir formülasyon var mıdır hayatın içinde? Genç, elastik ve dinç bir cilt için daha ne çok kadar? Su. Daha çok başka su. Bir yolu yok. Yani suda içtiğiniz suyun içinde eğer siz o suyu kolajen hidrozilatıyla karıştırdıysanız o su işe yarar. Yani ama suyun içinde kolajen koyacak haliniz yok. O pahalı bir seçim. Ama suyu C vitaminiyle zenginleştirirseniz cildinizin işine gelir o. Suyun içine bol salatalık eklerseniz o sudaki salataktaki koenzim geçerse biraz işinize gelir o. Ama bunu sadece tek hedefli düşünmek yerine çok hedefli düşünün. Limon koyduğunuz zaman limon hem hazmınıza yardımcı oluyor, hem detoksunuza yardımcı oluyor, hem bağırsaklarınızdaki sindirim süreçlerini destekliyor. Aynı zamanda içindeki C vitaminiyle cildinize de destek olur. Ama bakmamız gereken temel şey şu. Su vücudumuzun zaten yüzde ortalama 60'ı 70'i. Yani biz bir su topuyuz. Bir su topuyuz. Evet. Bütün sistematiğimizin esası su içinde yüzüyor. Dolayısıyla o temel ana yapımızı mutlaka sistemde devamlı takviye etmek zorundayız. Unutmayalım. Evet. Kısa araya gidelim, aranın ardından devam edelim az sonra. Doğru su tüketimi nasıl olmalı? Manşetimiz buydu efendim. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiriyorsa su doğru tüketmeli, yeterli tüketmeli, kaliteli, güvenli. Bunun altını çizdik, çizmeye de devam ediyoruz. Aslında belli dönemler vardır. Mesela diyet dönemi diyelim, değil mi? Bu dönemlerde daha fazla suya duyarlı oluruz. Elimizde mutlaka o matarımız ya da şişemiz olur, değil mi? Ne kadar etkindir kilo o hızlı kaybetmek isteyenler için? Ne kadar daha fazla su içmeli? Bunun bir formülü var mı? Bir formülü yok. Su zayıflatmaz zaten. Ama diyete giren birinin ben diyetteyim mesajıdır elindeki su kabı. Ve iyi bir mesajdır. Onu daha diri tutar, daha kararlı ve motive tutar. Ama içtiği suyla kimse zayıflayamaz. Suyun tok tutucu etkisi vardır ama suyun faydası şu kilo meselesinde. Çoğu zaman aç zannettiğimiz dönemlerde bile biz aslında aç değil susuzuzdur. Susuzlukla açlık duygusu çoğu zaman karıştırılır. Özellikle böyle bizim gibi acul çalışan insanlarda, günü çok hızlı ve tempolu geçen insanlarda aç mıyım, susuz muyum ayrımı olmaz. Hemen gidip işte bir şey açıp onu atıştırmak isteriz. Bir bardak su içtikten sonra onu düşünmekte fayda var. Orada işe yarar. Tokluk hissinin sürdürülmesinde suyun faydası var. Ama su metabolizmayı hızlandırır, kalori yakmayı arttırır falan. Bunun ciddi bir kıymet harbiyesi yok. Evet, akıllı saatler, aplikasyonlar aslında günün içerisinde ne kadar su içtin diye kayda giriyorlar. O dediğiniz önemli, hızlı tempoda çalışanlar ne kadar su içtim, su içtim mi bugün unutabiliyoruz. Onun için de ortamınıza su bulundurun. Bütün mesela ben çok yoğun çalışan birisiyim. Benim masamın üzerinde o su kabı her gün duruyor ve 3 tur atar. Ortalama olarak 1,5 litre suyu 8 ila 10 saatlik günlük klinik çalışmamda tüketirim.
rutin. Ama onu böyle o kadar, olsun, evet, hastam ofiste muayenem bitip odamdan hastam çıktıktan hemen sonra ikinci anda kadar bir iki yudum mutlaka alırım. Bunu bir rutine getirirseniz, evet, bu saate bakmak gibi bir iş. Yani siz bunu alışkanlık haline getirdiğiniz zaman bu işi çözebiliyorsunuz. Ben onu keşfettim. Yürümek de böyle. Ne zaman yatacağınızı karar vermek de böyle. Hep bunları günlük rutinlere haline getirdiğiniz zaman o size bir öğrenilmiş refleks haline geliyor Melda Hanım. Eski sohbetlerimizden bir anda şunu hatırladım. Özellikle su kabı ofisinizde bulundurun. Hatta daha uzaktaki bir su damacasına ya da su alma noktasına gidin. Öylelikle yürüyüşte yapmış olursunuz diye sizinle sohbet ettik diye hatırlıyorum geçmişten. Şimdi suyun yerine çay kahve tutar mı diye klasik bir sorumuz vardır. Onu da soralım. Tutar. Yani biz günde şu kadar litre su için derken saf su için demiyoruz. Ancak bilelim ki çayın da kahvenin de ve çoğu içeceğin de içindeki kafein nedeniyle idrar söktürücü etkileri var. Yani siz bir bardak su içtiğiniz zaman o su olarak vücudunuzda kalır. Ama bir fincan kahve içtiğiniz zaman tam rakamı ezbere söylemek istemem, bilmiyorum şu anda, en azından hatırlamıyorum da aynı zamanda. Herhalde bir %30'u 40'ı tuvalete gidip tekrar boşaltırsınız. Çünkü kafein idrar söktürücüdür, diüretiktir. Dolayısıyla çaydan ziyade kahve, kahvedeki su kısa bir sürede vücudu terk eder. Evet, buna uygun bir çalışma temponuz varsa, evet, ama bunu da işe yarar, lazım. Onu da bilirim. Değil mi? Ama bitkisel çay içerseniz onu su yerine koyun. Kavun yediniz, içindeki suyu dahil edin. Karpuz yediniz, içindeki suyu dahil edin. Benim gibi salatalık severseniz içindeki suyu dahil edin. Salatanın %80'ine yakını su çünkü. Çorba içtiniz, içindeki suyu dahil edin. Toplamda zaten öyle alıyoruz. Yoksa zaten hiçbirimiz günde 2 litre suyu, 2,5 litre suyu tüketiyor değiliz. Gerek de yok. Evet, fazlası zarar mı? Hayır. Su zehirlenmesi dozu, evet, var bir. O doz çok yüksek bir nedir doz. Nedir mesela? Yani rakam orada kişiye, yaşa, boya, cinse göre değişir. Sağlık durumuna göre değişir. Ama sağlıklı bir insanın günde 3 litrenin üstünde su içmesi halinde böbrek buna uyum sağlayabilir. Bu su içme bir süre sonra çok çiş yapmaya, çok tuvalete gitmeye, tekrar onun yerine susuzluk falan, susuzluk hissedip tekrar daha fazla su içmeye doğru yönelebilir. Bu bir tıbbi sorun haline gelebilir. Ayrıca hastalığı nedeniyle çok fazla su kaybeden insanlar var. Mesela şekersiz diyabet. Evet. Diabetes insipidus dediğimiz bir sağlık sorunu var. Orada maalesef çok hızlı ve devamlı su içmeniz lazım. Çünkü çok sık tuvalete gider ve çok bol su kaybedersiniz, idrar çıkarırsınız. Evet, tam da bunu soracaktım. Notlarım arasında var. Diyabetliler ne kadar ve nasıl su içmeli? Şeker hastalığıyla bu ayrı bir hastalık. Bu şekersiz diyabet. Diabetes insipidus dediğimiz bir su kaybı diyabeti anlamına gelir. Öbür şekerli diyabette, yani tip 2 veya tip 1 diyabette kan şekeri yükseldikçe İdrardan siz şeker atarsınız, o şekeri attıkça beraberinde su kaybedersiniz. Hem çok su içme ihtiyacı hem de çok tuvalete gitme ihtiyacı duyarsınız. Tıbbi adıyla polidipsi poliürik, Türkçesi çok su içme, çok tuvalete gitme. Bu şeker hastalığının temel iki işaretidir. Beraberinde ağız kuruluğu varsa, hele hele bir de kilo kaybı varsa bu dörtlüğü taşıyan herkesin hemen gidip bir açlık ve tokluk şekere baktırması lazım. Normal kendi isteğimizde değil, kana kana bir susuyoruz. O zaman alarma geçiyoruz zaten, evet, değil mi? Ne kadar çok su, evet, ve devamı da, evet, doğal olarak geliyor. Şimdi şeker demişken biraz şekere dair de konuşalım isterseniz. Şeker hastalığını önlemenin sırrı ne? Karaciğeri de yorar mı şeklinde devam edelim. Bilmemiz gereken önemli bir ayrıntı şu. Özellikle 2000'li yıllardan sonra bu ayrıntı bilimsel olarak tekraren yapılan çalışmalarda çok net ve açık olarak anlaşıldı. Yeni hayatın getirdiği beslenme modeli ve hareketsizlik muhtemelen hepimizde değil ama en azından nüfusun %20'sini, 25'ini ilgilendiren insülin direnci meselesini tetikledi. Bundan dolayı da eskiden, yani 1960'lı, 70'li hatta 80'li yılların başına kadar toplumda %2-3 oranda gördüğümüz şeker hastalığı oranı %6'lar, 8'ler, 10'lar derken %15'lere, neredeyse %20'lere tırmandı. Neden? Çünkü insülin direnci obeziteye, obezite de tip 2 diyabete yol açtı. Dolayısıyla tip 2 diyabeti önlemek için yapacağınız temel
korunma stratejisi, aynı zamanda kiloyu koruma stratejisi ve aynı zamanda aktiviteyi arttırma ve karbonhidrat meselesinde abartılı olmamayı öğrenmeye dayandı. Yani hayatınızdan şekerli ve şekerli içecekleri azalttığınız ölçüde, çıkardığınız ölçüde, hayatınızdan un ve un içeren yiyecekleri çıkarttığınız, azalttığınız, gluten değil, un. Glutenin alakası yok. Doğrudan doğru beyaz un. Bu şeker ve şekerli içecekleri, yiyecekleri, un ve un içeren her türlü üretim malzemesini, yani fırın, pastane ürünlüğünü ve evinizde yapacağınız makarna dahil, pasta, börek, çörek vesaire açma, kapama ne derseniz dahil uzaklaştırmak ve minimize etmek, ağız tadıyla sınırlamak, tadına bakmak, bir lezzet kaynağı olarak arada bir bakmakla sınırlamak durumunda kalmaz da, eğer insülin direncinizi gıdıklarsanız, insülin direncinizi tahrik ederseniz, o insülin direnci önce sizi göbekli biri olmaya, sonra tip 2 diyabet hastası yapmaya doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Dolayısıyla bu yeni hayatın içinde şeker hastalığını önleyen en etkili davranış biçimi ne yediğinize ve ne yaptığınıza dikkat etmeniz oluyor. Ben ne tüketiyorum? Tükettiklerimin içinde ne kadar kötü karbonhidrat var, ne kadar kötü gıda var. Ayrıca sadece karbonhidrat da değil. Çünkü trans yağ çok yiyorsanız, Evet. Çok aşırı kalori tüketiyorsanız, eğer yediğinizin içinde çok fazla yağ miktarı abartılıysa o da ayrı bir problem haline gelebiliyor. Hele hele hem kızartma, hem yağ, hem de şeker varsa, örnek lokma tatlısı, o zaman başınız fena halde belaya girme ihtimali var anlamına geliyor. Beni affetsin izleyenler ama bunları bilmek zorundayız. Çünkü bunları bilmezsek daha çok sayıda insana bypass yapılmak zorunda kalınacak. Daha çok sayıda insan bunayacak. Daha çok sayıda insan Alzheimer olacak. Daha çok sayıda insan felç geçirecek. Daha çok sayıda insan tansiyon hapı yutmak zorunda kalacak. Ve daha çok sayıda insan gece horlayacak, uyku apnesi yaşayacak, uykusuzluk problemi çekecek ve romatizman olacak. Çünkü o ağırlık onu taşımayacak. Siz şimdi ince, naif yapıdasınız ve dizleriniz 20 kilodan, 20 yaşında, 25 yaşında neyseniz aynı yükü taşıyor. Bu dizin üzerine eğer 60'ınıza geldiğiniz zaman 75-85 kilo ekleyecek olursanız o diz size isyan edecek. Dolayısıyla ortopediste gidip hangi protezi taktırayım, dizime kök hücre mi yaptırayım, kayganlaştırıcı horoz ibiği mi enjekte ettireyim gibi çok lüzumsuz, gereksiz, anlamı olmayan bir sürü problemi çözmeye çalışacaksınız. Onun için bugünden hepimizin dikkatli olması lazım. Yaşaldıkça kilo almamak adına Evet. Dengeli. Beslenme, aktivite ve hayat tarzı değişik. Yeni hayat, pandemiden sonra yeni bir sağlık yaklaşımı konuşacağız. Bir gün onu konuşacağız sizinle. Bu pandemi bize şunu öğretti. Sağlık en değerli hazine. Evet diyorduk ama ciddiye almıyorduk. Ne zaman ki toplumun tamamının üstüne böyle bir karabasan gibi çöktü pandemi ve evde kapandık kaldık, işimize gidemez olduk, ekonomimiz bozuldu, canımız sıkıldı, geleceğimizle ilgili ölecek miyim, kalacak mıyım, ailemi kaybedecek miyim, işim ne olacak gibi endişelere kapıldık. Hepsinin başında ne olduğunu gördük? Sağlık. Dolayısıyla artık geleceğin sağlığı yaşam tarzı sağlığıdır. Hayatımızı düzeltmek, çevremizi düzeltmek, bizimle beraber çevremizi de sağlıklı halde tutmak zorundayız. Bu yaşadığımız yangınlar, yaşadığımız seller, felaketler ve salgın kadar hepsi bizi artık biraz akıllandırmalı. Yani bu kadar kısa sürede iklim krizi adına da doğayla dost olmak adına hepsi da adına, hepsi adına ruhumuzla yani dost olmak denizden, adına. Denizlerdeki balıklar bizden şikayetçi çünkü plastik deposu haline getirdik. Ve maalesef çok iyi bir noktaya gelmiştik plastik ithalatı ile ilgili. Çünkü Avrupa'nın plastik çöplüğüyüz. Ama plastik sanayicileri biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, ihraç ediyoruz falan filan deyip yeniden izin aldılar, kusura bakmasınlar. Ama ben çevre sağlığı adına, çevre güvenliği adına, çocuklarımızın geleceği adına plastik meselesinin üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini tekrar altını çiziyorum. Bakın sadece marketlerdeki plastik savaşı bile bize ne kadar çok mesafe kazandırdı. Dönüşebilir malzeme kullanmak bize ne kadar çok mesafe kazandırdı.
bu çıkan yangınların içerisinde ne kadarının doğaya bıraktığımız ve ısınınca ateş çemberi oluşturan atıklar olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Dikkatli olalım. Evet. Farkındalığımızı artırmak lazım ve yaşama uyarlamak lazım. Siz nasıl söylüyorsunuz, suyu koyalım ve hayatın içine sokalım diye. O düşünceleri de artık harekete geçişlerimize yansıtmamamız lazım. Çünkü evet, bu dünyaya bir kere geliyoruz, çocuklarımız da bir kere geliyor, onlara bu dünyayı bırakmamak lazım. Bir de onların arkasından gelecek olanlar var. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Bizim için bu zaten küçük yaşta maskeyi öğrendiler, pek çok şey öğrendiler. Bildik bir söz ama bu bir emanet biz devraldık. Kesinlikle. Ama bu emaneti İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde 100 yılda bu nesil kadar kirleten bir nesil olmadı. Kendi konforu uğruna, kendi ihtiyaçlarını maksimizasyonda tutabilme uğruna, bu kadar hırs uğruna, bu kadar çevreyi mahveden bir nesil, bizim neslimiz değil sadece, bizden bir önceki nesil ve şu andaki nesil, belki iki önceki nesil de koyabiliriz ama 40'lı yıllardan sonra özellikle sanayi devrimine kadar uzatabilirsiniz. Doğaya karşı vahşice bir saldırı içindeyiz ve doğa bize beni rahat bırakın mesajını veriyor. Her açıdan. İnşallah anlarız. Evet. Mesaj alındı diye bir şey i̇nşallah vardı. İnşallah alınmıştır. Kısa araya gidelim. Aranın ardından konuşmaya sürdürelim. Hayatın Serinliği'nde devam ediyor efendim. Koronavirüse mücadelede çok konuştuğumuz konulardan biri de pıhtılaşma riskiydi ve kan incelticileri çok konuştuk değil mi? Doğrudan ismiyle de soruları da çok yanıtladık hocam. Şimdi aslında bu riske karşı doğal belki kan incelticiler var. Belki farkında olmadan hayatımızın ve mutfağımızın içinde çok da varlar. Hem farkındalık adına hem de belki sorun varsa onun yerine konulabilir mi diye de konuşalım isterseniz. Tabii, bu kan tabii. İnceltecileri. Bir anlamda takviyeler ya da aldığımız takviyelerin içerisinde ya da baharatlarda neler kan inceltir? Önce şunu bilelim. Eğer sağlığımızla ilgili özel bir durum söz konusu değilse bizim özel bir kan inceltici ilaç kullanmamız ya da kanımızı inceltelim diye asetilsalisilik asit günde 100 mg kalp desteği olarak ya da damar desteği olarak kullanmamız gerekmiyor. Bir dönem çünkü ihtiyaç olmasa da koronavirüse karşı kendimi güçlü tutayım diye kullananlar vardı. Koronavirüsü bırakın hiçbir anlamı yok. Böyle bir şey yok. Yani ben 66 yaşındayım. Hiç kalbimi korumak için veya damarlarıma destek olsun diye kan inceltici asetilsalisilik asit kullanmadım. Koronavirüsten korunmak için de kullanmadım. Koronavirüse yakalanırsam daha hafif geçiririm diye de kullanmadım. Çünkü böyle bir ihtiyaç yok. Tıbben bunun hiçbir altyapısı da söz konusu değil. Ama herhangi bir nedenle daha önceden pıhtılaşma bozukluğu nedeniyle pıhtı attı dediğimiz sorunları yaşayanlar. Evet. Örneğin kalp damarlarında pıhtılaşma olmuş, beyin damarlarında pıhtılaşma olmuş veya akciğer embolisi dediğimiz akciğere pıhtı atmış kişiler. Şu veya bu nedenle doktorların önerisi dahilinde çok önemli kan sulandırıcı, kan inceltici ilaçlar, örneğin kumadin içeren ilaçlar kullanabilirler ya da heparin içeren ilaçlar kullanabilirler. Bunların yeni formasyonları var, onları kullanabilirler. Çok kimyasal ismi kullanmak istemiyorum. Hatta korunma amacıyla çok düşük dozda asetilsalisilik asit günde 81 hatta 75 mg ama maksimum 100 mg alabilirler. Bu ayrı bir konu. Ancak genel olarak sağlıklı beslenirken hayatını yeterince çeşitlendirip beslenmesini zenginleştirebilen bir insan, doğru beslenen bir insan hayatını idame ettirecek düzeyde damarlarını ve kanını ince pıhtılaşmadan ağrı tutacak miktarda inceltici kazanır. Nasıl kazanır? Eğer yeterince yağlı balık yiyorsanız, yeterince omega 3 zengin yumurta, et, yoğurt, peynir tüketiyorsanız, yani vücudunuza yeteri kadar omega 3 kazandırıp omega 3 zenginliği birisi haline geliyorsanız damarlarınız asla tıkanmaz. Örnek Eskimoğlar. Eskimoğlar'da hiç beyin felci yok, hiç enfarktüs yok. Neden? Habire yağlı balık yiyorlar, başka bir şey de yok zaten. Dolayısıyla kanları hep ince. Zaten omega 3 oradan çıkmış. Omega 3 niye bu insanlar kalp krizi geçirmiyorlar, kalp damar hastası olmuyorlar bu kadar yağlı yemelerine rağmen diye araştırınca balıktaki yağın damarı tıkayan değil, açan bir yağ omega 3 EPA, DHA olduğu anlaşılmış.
Başka ne olabilir kanı gıdaların içinde? Birçok baharat. En başa da hemen yazacağınız şey sumak. Bir çay kaşığı kadar sumağın neredeyse bir 81 miligramlık bir kalp aspirini, bir asetilsalisilik asit dozajı kadar kanı incelttiğini gösteren bilimsel çalışmalar var. Mutfağın içinde de vardır, evet, gayet. Sumağa biraz daha ağırlık vereceksiniz, biraz daha yoğun tüketeceksiniz. Ama sumağı bir COVID ilacı gibi de pazarlamaya kalkan sahtekarların dolduruşuna gelmeyeceksiniz. Başka, tarçın da inceltir kanı. Tarçından faydalanabilirsiniz. Destek almak istiyorsanız mesela ginseng ve ginkgo biloba. Ginseng bir özellikle Siberya ginsengi dediğimiz ginseng, bir miktar Panax ginseng, Amerikan ginsengi de bu konuda etkili. Kanınızı inceltebilirsiniz. Dolayısıyla liste arkamızda görünüyor. Tarçından, omega 3'ten, kimyondan, ginkgo biloba'dan ginsengden zengin beslenirseniz ve kimyon tüketmeyi birazcık daha bir riskiniz varsa alışkanlık haline getirirseniz bu işi gayet rahat yürütebilirsiniz. Şunu soracağım, omega 3 bağlamında her sabah bir yumurta yiyen, o zaman kan inceltici bakımından da şu anda yediğimiz yumurtaların içerisinde omega 3'ü mikroskopla aramanız öyle lazım. Öyle mi? Yani gezen tavuk değilse omega 3 olmaz. Çünkü gezen tavuk yediği solucandaki omega 3'ü yumurtasına alacak nakleder. Gezen tavuk yediği bitkinin tohumundaki bitkisel omega 3 alfa linolenik asiti alıp kendisi bedeninde EPA DHA'ya çevirir. Yumurtasında ya da etinde bize hazır buyur kardeşim omega 3 diye hediye eder. Böylece yumurtayla olmaz. Olmaz. Acaba demiştim. Zencefil de önemli manşetlerimizden biridir. Zerdeçal kadar zamanında konuştuğumuz zencefil dediğimizde her derde deva diyebilir miyiz? Çok derde deva diyelim. Her derde deva değil ama değil. Çok derde deva. Zaten siz de o anlamda söylediniz. Yani zencefil tok tutma konusunda, zencefil bulantıyı kesme konusunda, özellikle amelilik bulantılarında. Zencefil bir çay kaşığı günde 3 defa, bir çay kaşığı düzlemesi toz zencefili suda erisin migren hastalara bizi izleyen şu anda. Migren krizlerinin yarı yarıya azaldığını görecekler. Baş ağrılarını, migren ağrılarını azaltma konusunda. Bunu bir daha söyleyelim. Çok bir baş ağrısı çeken var. Bir çay kaşığı toz migren, toz zencefil bir su bardağı suda karıştırıp içeceksiniz. Bu kadar basit. Hem mideniz rahat eder, hem tok kalırsınız kilo almak istemiyorsanız, hem midenizin hazmını kolaylaştırırsınız, hem bulantınıza karşı ki varsa mühim değil ama baş ağrısına zencefil ilaç gibidir. O zaman taze zencefille de olur mu? O da olur. Yani güne tabii başlarken? Ki, tabii ki olur. Zencefili güzel ezerseniz taze zencefili biraz daha zahmetli bir iştir diye. Ya da yiyerek. Zencefil daha kolay. Tabii ki kesip bir zencefil bir parça tüketebilirsiniz. Zencefil gerçekten içindeki cincerolüler sayesinde cincerolüler olarak basitçe özetledim. Bilebildiğim, hatırlayabildiğim kadarıyla 20'den fazla aktif kimyasal var zencefilin içinde. Ve gerçekten çok önemli bir baharat zencefil. Biraz daha mutfağımızda İTKK zerdeçalı soktuk. Zencefili de yavaş yavaş yerine açmamız lazım. Tarçın da soktuk. Şeker dengesine faydası var filan deyince insanlar biraz heveslendiler. Yani ben mesela tarçını haftada 3-4 gün kahvaltımda yulaf tüketiyorum. Yulaf kepeği, badem sütüyle tarçınla muazzam çok bir şey. Çok yakışıyor. Yoğurda eklerim ben. O da çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Her şeye yakışır. Akşam mesela gece atıştırmalı olarak bizim en çok kullandığımız klinik tavsiyelerimizde yoğurt tarçın karışımıdır. Muazzam. Hem lezzetli, hem kan şekerini dengeler. Akşam saatlerinde tüketeceğiniz 1,5-2 çay kaşığı tarçın, gece kan şekeri oynamalarınızı, yükselmelerinizi önler. Sabahleyin daha düşük ve daha dengeli bir kan şekeriyle şeker hastasıysanız uyanırsınız. Güzel. O kokusu da güzeldir, ben severim. Şimdi devam ettiğimizde farklı farklı sorular var aslında. O soruları içerisinde buyurun. Akıllara takılan... Kısa kısa mesela, cevap vereyim kısa ben. Kısa kısa gidelim. Ceviz mesela, değil mi? Ceviz. Hazine. Cevizde hangi marifetler var? Yani ne yok ki cevizde? Cevizde mesela ben bir tanesini söyleyeyim, ilk defa duyacaksınız. Siz yıllardır sağlık programı yapıyoruz. Şimdi aklıma geldi. Cevizde mesela melatonin var. Öyle mi? Evet, uyumaya yardımcı. Melatonin öncü maddeleri de var.
düşük dozda melatoninin, doğal melatoninin kendisi de var cevizde. Ama cevizde melatonine gelene kadar omega 3 var, folik asit var, magnezyum var, selenyum var, çinko var. Yani cevizde fitosterol var. Fitosterol ne hocam? Bitkinin kolesterolü. Bizim nasıl kolesterole muhtaçsak yaşamamız için bitkiler de fitosterole muhtaçlar. Bitkilerin kullandığı kolesterolün adı fitosterol, bitki steroli. Biz fitosterolü vücudumuza dahil ettiğimiz zaman, örneğin ceviz yedik, fitosterol vücudumuza girdi. O fitosterolü sizin bağırsağınız kolesterol zannedip emiyor kolesterol yerine. Dolayısıyla kolesterol dengeniz olumlu yönde etkileniyor. Yani ceviz bir nevi kötü kolesterolünüzün azalmasına yardım eden bir ilaç gibi düşünebilirsiniz. Onun için çoğu hanım akşamdan bir bardak su alıyorum, içine 3 tane ceviz koyuyorum, sabahleyin suyunu içip cevizi yiyorum, doğru yapıyor. Bunun bilimsel bir karşılığı yok diyen meslektaşlarım var. Ya kardeşim zarar var mı yaptı biz işte? De yaptık. Yok, yapsın, yapmaya da devam etsin. Şöyle bir şey aklıma geldi, ne kadar doğru ne kadar yanlış. Şimdi melatonin de dediniz ya, acaba bir önceden tarçın da aklımda kalmıştı. Biraz elma rendesi, tarçın ve akşam ceviz muazzam olur. Muazzam bir tabii ki. Yani birkaç tane elmayı, ama elmayı abartmak doğru tabii olmaz. Elma uyku kaçırır, aklınız olsun. Orada daha önce söylemiştim size. Orada bir kafa karıştırdı. Evet. Peki. Yine de lezzetli bir... Ama ara öğün olarak söylediğiniz muazzam bir şey. Olur, çok doğru. Peki keten tohumu nasıl tüketilmeli? Zaten biliyorsunuz öyle bir turta var. Elmalı, tarçınlı ve cevizli turta vardır. Ve çok şekerini abartmazsanız o da çok güzel bir turta olur. Bir şey daha sordunuz. Keten tohumu nasıl tüketilmeli? Keten tohumu da bir doğal mucize. Ceviz kadar önemli bir mucize ama ceviz kadar biz keten tohumuna çok yakın değiliz. Keten tohumu İskender ordularının en önemli silahı. Keten tohumundan silah olur mu diyeceksiniz? Olur. Cebine keten tohumu doldurduğunuz asker onu yedikçe hem tok kalır, hem akıllı olur omega 3 kazandığı için, hem de kanı incelir, hem de vücudu keten tohumunun içindeki pek çok doğal kimyasaldan faydalanır. Keten tohumu bilinen en güçlü bitkisel omega 3 kaynaklarından biri. %60'a yakını yağ, bu yağın da %40'a yakını bitkisel omega 3, alfa linolenik asit. Chia ile yarışır. Chia bizim ülkemizde yok ve çok pahalı ithal ediliyor. Keten tohumu son derece ucuz. Keten tohumu içindeki omega 3 gücü sayesinde bize bir damar desteği, bir kalp desteği ama içindeki östrojen benzeri madde, bitkisel östrojen deniyor değil, lignanlar var içinde. Lignanlar östrojenle aynı işi yapıyorlar. Dolayısıyla menopoza bağlı yanmanız mı var, terlemeniz mi var, hiç kararmalarınız mı var, uyku bozukluklarınız mı var? Keten tohumu. Ne yapacaksınız? Nasıl bir ölçü? Keten tohumu mümkün olduğu kadar günde 1-2 çay kaşığıyla başlayın ve yavaş yavaş dozu arttırın. Çünkü keten tohumunun bir dozuna geldiğiniz zaman bağırsağı yumuşatan bir şeydir. Kabızlıkla mücadelede bir harikadır. Ancak çok fazla miktarla, yüksek dozda bir çay kaşığı değil de bir yemek kaşığı başlarsanız böyle gazınız olur ve ishal olursunuz, rahatsız olursunuz. Yavaş yavaş deneyerek kendinizi alıştırın. Bir yemek kaşığını geçmemeye dikkat edin. Öğütülmüş keten tohumu kullanın. Keten tohumunun içindeki omega 3 nedeniyle çok çabuk oksitlenebileceğini unutmayın. Ceviz de mesela kendi haline bırakırsanız acır. İçindeki omega 3'ün oksitlenmesindendir o. Keten tohumunu öğütün. 3 günlük, 5 günlük, en fazla bir haftalık ihtiyacınız kadarını öğütün. Öğüttüğünüz keten tohumunu mutlaka ağzı kapalı, koyu renkli bir cam kapta güneşin görmeyeceği bir şekilde bir dolapta saklayıp her gün bir çay kaşığı kadar keten tohumunu, sonra 2 çay kaşığı kadar keten tohumunu, işte sabah gidiniz bu benim biraz önce söylediğim yulaf ezmesine, salatalarınızın üzerine, hayır aç karnı tok karnı hiç yağlı bir şey çünkü aç toku yok, salatanıza, çorbanıza, yulaf ezmenize, yoğurdunuza ilave edebilirsiniz. Yoğurdu alın, içine keten tohum ekleyin. Birazcık zeytinyağı koyun üzerine. Birkaç tane de eriği, kuşbaşı kesin. Birkaç kayısı, kuşbaşı kesin atın. Akşam bırakın, sabahleyin afiyetle kahvaltıda yiyin. Bağırsaklarınız ne kabızlık kalır ne bir şey bayram eder. Keten tohumunun sadece lignanları, sadece omega gücü sayesinde pek çok iş başardığını bilin. Memelerdeki fibrokistik gelişimleri önlemede, meme kanseriyle mücadelede, erkekleri prostat kanserinden korumada,
tekrar altını çiziyorum. Tamamen yanlış biliniyor. Hatta bugün göğüs uzmanlarının çoğu bile meme kanseri olan keten tohumu alması yok öyle bir şey. Burada sentetik veya bitkisel östrojen yok içinde. Lignan var. Tam tersine siz tamoksifen verip östrojen reseptörlerini nasıl susturmaya çalışıyorsanız o reseptörü lignanla kapatıyorsunuz. Doğal bir östrojen reseptörü kilidi görevi yaptırıyorsunuz. O nedenle keten tohumuna her kadının özellikle 45'inden sonra bir şöyle bir bakması, ben bundan nasıl faydalanırım diye düşünmesinde fayda var. Bu kadar değerli olduğunu bunca yıldır konuşuruz. Evet. Unutmuşum herhalde. Fırsat olmadı. Ya da peki. Kara buğday bu kadar değerli mi? Değerli, greçka değerli ama greçka bize çok yaygın bir gıda değil. Evet, bir dönem denendi orta, böyle biraz orta Avrupa'da diyetlerde de denendi. Evet, orta, yani diyet işinde diyet manipülatörleri hep yeni bir şey ararlar. Greçka da bir o yeni bir şeylerden birisiydi. Ama proteinden zengin, gluten içermediği için yani tahıl değildir kara buğday. Gluten içermediği için ekmeği rahatlıkla yapılabilen. Dolayısıyla ben ekmekten vazgeçmem arkadaş diyen kişiye kara buğday ekmeği diyebilirsiniz. Kara buğdayla yapılmış yoğurtla, sütle karıştırılan peltiler mi dersiniz, ne dersiniz? O tip yiyecekleri çorbalara ekleyebilirsiniz. Yani kara buğday sağlıklı bir besin ama bence temel özelliği kara buğdayın tahıllara oranla daha yüksek oranda %10'a yakın yanlış hatırlamıyorsam protein yükü var ki iyi bir bitkisel protein yükü anlamına geliyor. Bu. Bakliyat gibi. Evet güçlü bakliyat daha yüksek Melda Hanım %17-18'i buluyor mercimekte. Ama yine de ucuzluğuyla protein gücünü karşılaştırdığın zaman yani bayağı bir fakir proteinidir diyebiliriz. Bütçeli dost. Evet. Peki. Son dönemde bilmiyorum kara buğday fiyatlarını ama böyle demiş oldum. Tiroid tembelliği saç kıran yapar mı diye bir sorumuz var. Saç kıran yapmaz ama tiroid tembelse saç kökleriniz güçsüz kaldığı için bırakın saçınız kaşınız bile dökülür. Yan taraflarının kaşın dökülmesi ilerlemiş hipotiroidinin, tiroid tembelliğinin önemli ve biraz geç işaretidir ve mühim bir işarettir. Yapabilir. Peki. Saçlarım kolay kırılıyor, kolay dökülüyor, cildim kuruyor, kaşım kalitesini kaybetti, tırnağım şu oldu, bu oldu. Gidin bir TSH ölçtürün. High sensitive TSH testi. Trabzon, Samsun, Hakkari, TSH. Basit, ucuz bir test. 2,5'ün üzerindeyse dikkat. 3,5'ü geçmişse aile hekimi. 5-6 ise bir dahiliye uzmanı ya da endokrinolog. Dikkat dedik. Depresyon tiroid tembelliğinden olabilir mi? Olur. Tiroid tembelse metabolizma tembeldir. Metabolizma tembelse sadece kalp tembel değildir, kabızlık yani bağırsak tembel değildir, terlememe, cilt tembel değildir, kuru cilt. Aynı zamanda beyin de tembeldir. Beynin de metabolizması düşer ve beyin depresyona doğru yolculuğa çıkar. Hatta bellek kaybına doğru yola çıkar. Zaten tecrübeli her hekim depresyonlu hastasında, hele hele dirençli depresyonlarda, bellek bilişsel bozukluk yolculuğuna çıkan her hastasında bir tiroid fonksiyonlarına bakar. Tiroidi bir araştırır. Evet, tiroid dedikten sonra bir adım ötesi Hashimoto. Hashimoto'yu bir dönem çok çok konuştuk. Yeni yaşamın faturası dedik hatta. Bir de kamuoyunda, toplum içerisinde guatr diye bilinen boyutu var. İkisini nasıl ayırt edelim? Hashimoto'nuz guatr'ınızla birlikte olabilir. Guatr tiroid bezinin hangi nedenle olursa olsun büyüdüğü duruma verilen isim. İster kanserden, ister tümörden, ister Hashimoto'dan, ister hipertiroidi, basido gravis'ten, ister hipotiroididen, ister iltihaptan, ister tiroid nodülünden büyümüş olsun. Tiroid bezi büyüdüğü zaman bunun adı guatr hastalığıdır. Ama guatr'ın bir sürü tipi var, bir sürü şekli var, bir sürü macerası var. Guatr toplamına verilen isim. Hashimoto tiroid bezinin kendi bağışıklık sisteminin saldırısına uğraması sonucu geliştirdiği mikropsuz bir iltihaplanmanın neticesi. Bazen hiper, bazen hip ama çoğu zaman hipotiroid yani tembellikle karakterli olan bir tablo ve en çok da kadınları maalesef ilgilendiren önemli ve giderek önemi artan yaygın bir sağlık sorunu. Korona öncesi çok çok konuşurduk değil mi? Şimdi iltihap demişken iltihaplanma hangi testle anlaşılır? Nerede alarma geçelim bunu da konuşalım. Şimdi iltihapların çok farklı çeşitleri var. İltihap vücudun yabancı bir
herhangi yapıya kimyasal olabilir bu, bir fiziksel bir cevabı. Kıymık patlayınız şişti, iltihap cevabıdır o. Evet. Mikrop girdi, bademciniz şişti, iltihaba cevaptır o. Ama bir de kronik iltihap dediğimiz bir süreç var. Bu kronik iltihap bugünün en önemli dünyevi sağlık problemi. Dünyanın en yaygın problemi. Kronik iltihap demek şişmanlık demek. Kronik iltihap demek Parkinson demek, Alzheimer demek, artritis yani romatizma demek. Kronik iltihap demek kanser demek. Dolayısıyla iltihabı anlamak, yaşlanma yolculuğunu daha salim ve sağlıklı sürdürebilmenin bir numaralı yolu diyebiliriz. Ne demiştim ben size? Kötü yaşlanmak, iltihaplanma, inflamasyon, paslanma, oksidasyon, evet, şekerlenme, glikasyon. İşte bu iltihaplanmayı nasıl anlayacağız? Çok basit. CRP testi. Ceyhan Rize Pazar. Ceyhan Rize Pazar. Aslında Türk halkının en çok bildiği testlerden, evet, biridir değil mi? CRP testinizi yaptırın. Doktorların diliyle CRP testi veya CRP testi. CRP'niz yüksekse bir yerinizde iltihap var demektir. Çok yüksekse ciddi ve akut bir iltihaptır ki kolay tedavi olur. Ama hep böyle 3,5, 4,5, 5,5 gibi gidip geliyorsa göbeğinizdeki, karaciğerinizdeki yağ da onu yapar. Dişinizdeki veya idrar yolunuzdaki bir yere gizlenmiş, fokal, yerel, sessiz bir düşman gibi sizi için evet yıpratan bir iltihap bunu yapar. Peki son iki dakika o zaman bu seviyeyi düşürmek için yaşamın içerisinde bir yine formülasyon yapalım mı? Yaşama yayarak nasıl bu iltihapla mücadele ederiz? İltihapla mücadelenin bence bir numaralı yolu yine olabildiği kadar tabii ki iltihap kaynağını bulabilirseniz bulun. İltihap kaynağı olarak gördüğünüz bir sebep varsa elinizde şişmanlık olabilir, karaciğer yağ. Ne yok kadar yağ varsa o kadar iltihap riski de vardır yüksek diyebiliriz. Göbeği olan bir adamın iltihap olur, bunu bilin. Kanınızda CRP normal olsa bile CRP yükseltmeyecek kadar iltihabınız var demektir. Çünkü CRP 3'ten sonra biz anormal görürüz. Ama niye 1 olmasın, niye 0,5 olmasın, niye 0,2 olmasın, niye 0,2 iken 0,7'ye çıksın, 0,7 iken 0,9'a çıksın, o da iltihap işareti. Dolayısıyla her biriktirdiğiniz fazla yağ dokusu sizin için bir iltihap davetiyesi anlamına gelir. Hayatınıza daha çok hareket katın, daha çok antioksidan katın iltihapla mücadele etmek istiyorsanız. Daha fazla mineral, daha fazla vitamin yani daha çok güç verici madde katın. Omega, hepsi bitki dahil, bazlı hepsi beslenme, dahil, hepsi var diyorsunuz. Ama egzersizin kendisi, şekerden uzak durmak, güzel uyku uyuyabilmeyi becerebilmek, omega 3 zenginliğini arttırabilmek. Çünkü omega 3'lerden bir tanesi özellikle eicosapentaenoic asit EPA ciddi bir anti iltihaptır. Anti iltihap doğal ilaçtır daha doğrusu. Ona dikkat etmemiz lazım. Bir de ne kadar çok hayvansal ürün tüketirseniz o kadar çok iltihaplanırsınız. Onun için size Osman Hoca yaşınız 50'yi geçince aslan olmaktan vazgeçin. Gelin paşa paşa kuzu olun diyor. Aslanın kuzunun arasındaki fark bu. Kuzular daha uzun, daha sağlıklı, daha keyifli ve daha huzurlu bir hayat sürüyor. Bence ruhsal olarak da öyle olmak. Öyle olmakta fayda. Değil mi? Şöylesi bir dönemde. Çok teşekkürler. Rica ederim efendim. İzleyicilerimiz adına. Ben teşekkür ederim. Geniş bir yelpazede hayatın serinliğinde dedik. Değerli izleyicilerimize de Osman Mütoğlu ile birlikte. Umarız haberler de iyi gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.